Günaydın herkese. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Haftanın en önemli olayı dün itibariyle, akşam üzeri itibariyle gerçekleşti. Hafta başındaki bültenlerimizde de söylemiştik. Amerika ile Türkiye arasında bir görüşme olacak. En üst düzey yetkililer seviyesinde olacak bu görüşme. Başkan Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Genel anlamda paylaşılan en azından haber akışlarında olumlu bir görüşmenin olduğunu ama bazı haber akışları da konu başlıklarının bazılarının sürece yayıldığını, herhangi bir çözüme kavuşturulmadığına dair emareler veriyor bize. Özellikle baktığımızda S-400 konusunda Amerika tarafından, özellikle Başkan Trump tarafından kullanılan cümleler bu konunun hala daha bir çözüme kavuşturulmadığı yönündeydi. Başkan Trump'ın söylediği cümle şu: S-400 konusu Amerika için çok hoş bir durum değil. Bu konuyu bugün toplantıda görüştük. Bundan sonraki toplantılarda da görüşeceğiz. Bundan sonraki süreçte de görüşeceğiz gibi bir açıklama yaptı. Görünen o ki S-400 konusuyla ilgili hala daha bir çözüme kavuşturulmamış durumda. Bir sürece yayılmış durumda konu. Dolayısıyla toplantıya baktığımızda gelen anlamda olumlu bir toplantı olduğu söylense de bazı satır başlarında karara varılmadığı gözüküyor. Gelen haber akışları o yönde diyelim. Diğer taraftan baktığımızda yurt dışına çıkmamız gerekirse özellikle İngiltere, Euro bölgesinden ve Amerika'dan dün itibariyle aynı anda tüketici fiyat endeksi, yani enflasyon rakamlarının açıklandığını gördük. Amerika'dan başlayalım isterseniz. Amerika'da aylık bazda %0.4, yıllık bazda ise %1.7 ile açıklanan bir enflasyonla karşı karşıyayız. Euro bölgesinde Almanya'da hem aylık bazda hem yıllık bazda bir değişim olmadı tüketici fiyat endeksinde. Sabit kaldığını söyleyelim ve isterseniz biz kurlara bakalım. Bu sabah kurlarda nasıl başladık, onları sizlere aktaralım. Dolar TL kuru bu sabah 5.7583, Euro TL kuru 6.3378 ve Sterlin TL kuru ise 7.3887 seviyesinden işlem görmeye başladı. Biz herkese iyi günler diliyoruz.